Türkiye'de müzakerelerin sağlıklı bir noktaya gelmesi konusunda önemli gördüğümüz bir çağrıydı, bir açıklamaydı. Sonuçta müzakerelerin başlaması ve Türkiye'de demokratikleşme, özgürlüklerin genişlemesi, gelişmesi ve bununla eş zamanlı olarak kalıcı barışa doğru gidilmesi konusunda kritik bir aşamaya gelinmiş, geçilmiş oldu. PKK'nın da Sayın Öcalan'ın da silahsızlanma konusunda, Türkiye toplumuna bulunduğu taahhütler konusunda artık hazırlığını yapması gerekir. Karşılıklı, senkronize bir şekilde süreci ilerletmek gerekir. Hareket edeceksek, özellikle parlamentoda görüşülmeye devam eden şu güvenlik yasa tasarısının da kesinlikle gözden geçirilmesi lazım. Hükümet bir yandan şu güvenlik yasa tasarısında bu haliyle ısrar edip, öbür taraftan da işte demokrasi konusunda adımlar atıyorum, taahhütte bulunuyorum derse, bu birbiriyle çelişkili bir tutum ve bir durum olur. Bunun da gözden geçirilmesi gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. O güvenlik yasa tasarısı barış getirecek bir yasa tasarısı değildir. De belirtildiği gibi 10 temel ilkede müzakereler yapılıp genel bir konsensüs sağlandıktan sonra herhalde çağrılar yapılacak. Kongre toplanması, silahsızlanma vesaire bu aşamada hızlı bir şekilde gündeme gelecek herhalde. Süreç geri çekilmede kine benzer bir tıkanmayla karşılaşsın istemiyoruz. Bunun da yolu hükümetin üzerine düşen görevleri, topluma verdiği sözleri, demokrasi ve özgürlükler konusunda, yeni anayasa konusunda tatmin edici hem adımlar, hem taahhütler, hem pratiklerle ilerlemesidir. Bunun garantisi ancak böyle olur. Yürüttüğü politikayla barış konusunda zerre kadar umut vermiyor. Attığı adımlarla zerre kadar barışa yaklaşmıyor. Güvenlik paketiyle, sokaktaki uygulamalarla, efendim tekçiliğe doğru kurduğu sistemle falan barışa yaklaşılmaz. Bütün bunlardan değişim, dönüşüm konusunda bir güven veren adıma doğru ilerleyecek mi hükümet? Onu görüp ancak barışa ne kadar yakınız söyleyebiliriz.